Kazazedenin dolaşımı değerlendirirken verilenler için hangisi söylenebilir demiş sorumuz. Bakalım hangileri doğru hangileri yanlış. 1. Bebeklerde kol atar damarından. 2. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Cevabımız nedir? 1. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. 2. O da evet. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Her ikisi de doğru. Şimdi burada ilk yardımın ABC'si konusunda bu karşımıza geliyor bu soru. Hemen konuyu biraz detaylandıralım konu anlatımıyla. İşte arkadaşlar şurada. Sorumuz ne? Bebeklerde, çocuk ve yetişkinlerde kan dolaşımı, kazazeden dolaşımı değerlendirirken, İşte ilk yardımın C'sinde. Hani ilk yardımın A'sı, B'si, C'si var ya. Kısaca onu da tekrar edelim. İlk yardımın A'sında ne vardı? Hava yolu açıklığı. B'sinde solunumun değerlendirilmesi. C'sinde dolaşımın değerlendirilmesi var. Peki nerelerden yapıyor bunlar? Dolaşımın değerlendirilmesi sormuştu, sorulmuştu bize. Bakın. Hasta dolaşım çocuk ve yetişkinlerde şah damarından. Bebeklerde kol atar damarından nabız alınır. 5 saniye süreyle bu 5 saniyeyi de unutmayın o da şurada yazıyor. Şimdi neymiş? Ç çocuklarda, yetişkinlerde, şah bebeklerde atar damardan. Bakın. Atar damardan şah damar. O zaman ikisi de doğru. Cevabımız C seçeneği. Bu ilk yardımın ABC'sini unutmayın arkadaşlar. Hem ABC'sini ilk yardımın hem de dolaşımın değerlendirilmesi soruluyor zaman zaman. Onun için bu soruya dikkat etmenizde fayda var. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa hangisi yapılır? Motor devri düşürülür, motor devri yükseltilir, motor hemen durdurulur, motor rölantide çalıştırılır. Cevabımız C seçeneği motor hemen durdurulur. Arkadaşlar yağ basıncı ikaz ışığı hangisi o ışık? O ışık şu ışık işte bak. Şu. Bu ışığı görürsen motoru hemen durdurup kontağı kapatmalısın. Bak burada yazmışız. Başka hangilerini gördüğün zaman motor derhal durdurup kontağı kapatmalısın? Akü işareti, bir de hararet işareti. Şu. Şu. Bu. Bunları gördüğünüzde aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. İki husus daha var bu konuda. Yakıt kokusu alırsanız araçta sık sık devamlı. Bir de yanma kablo kokusu alırsanız aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gereken bir diğer durumlarda bunlar. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? Amortisör, helezon yay, fren balatası, kavrama. Arkadaşlar vites değiştirirken biz neye basıyoruz? Debriyaja. Yani kavramaya. Otomatiklerde yok ama manuel araçlarda bu böyle. Şimdi güç aktarma organlarından da bahsedelim kısaca. Bunlar güç aktarma organları sınavda sorarlar. Buraya soru işareti koyup ismini sorabilir. Ya da diferansiyeli sorarsa şu şekilde sorar. Virajlarda aracın dönüşünü kolaylaştıran, aracın dönüşünü sağlayan sistem nedir? Diferansiyel. Yine kavramada neymiş? Motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna keser. Vites değişimini kolaylaştırır veya vites değişimini sağlar. Bunun ikisi sorarlar ya da bu yukarıdaki fotoğraftaki yerlere soru işareti koyup sorarlar. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? Çekici, otomobil, otobüs, kamyon. Cevabımız ne? Tabii ki B seçeneği otomobil. Arkadaşlar şurada takograf cihazını göstereyim ben size. Gördüğünüz üzere takograf cihazı araçlarda bulundurulması zorunlu malzemelerin içerisindedir. Fakat kim kullanır bunu? Otobüs, kamyon ve çekici kullanacak. Unutmayın. Diğerler kullanmaz. Peki burada ne var? Çekici kullanıyor otobüs kullanıyor, kamyon kullanıyor, otomobil kullanmaz. Zaten otomobil dediği bizim kişisel araçlarımız. Kişisel araçlarımızda böyle bir cihaz var mı? Hayır. Dolayısıyla cevap budur. Şurada da yine takografta amacı nedir? Onlardan da bahsedeyim. Araç kullanım süresini denetler, hızı denetler. İşte arkadaşlar bu bir raporlama sistemidir aslında. Fiş verir. Polis durdurduğunda araç ne kadar süre kullanılmış, ne kadar süre mola verilmiş, hangi hızda gitmiş onları raporlar. Onun için takograf önemlidir. Kamyon, otobüs, çekiciler de zorunludur. Geçelim sonraki sorumuza. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar gözükmektedir. Arkadaşlar 3-4 tane araç var. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç hatalı sollama yapmaktadır? Yol çizgilerimiz neler? Düz çizgi, Kesikli çizgi düz çizgi neydi sollama yapılmaz Kesikli çizgine sollama yapabilirsiniz Şimdi inceleyelim Üçte var mı bir hata Evet Var Niye var Çünkü arkadaşlar Bakın burası düz çizgi Burada sollama yapılmaz hele ki zaten 2 numara Sollamaya çıkmış bu durumda hiç yapılmaz yani 3'te bir hata var. 3 hatalı olabilir. 3 hatalı. Hatalı olanları yazalım. 2'ye bakalım. 2'de bir hata var mı? Var. Çünkü bakın düz çizgi var. Düz çizgi olduğu halde sollama yapmış. 2'de de bir hata var. 1'de bir, bir hata var mı? Bir sollama yapmıyor. Yoluna düz devam ediyor. Bir sıkıntı yok. 4'te bir hata var mı? O da yoluna devam ediyor. Onda da bir sıkıntı yok. Doğru cevabımız ne? 2 ve 3. Düz çizgi olduğu halde burada bakın görüyorsunuz. Sollama yapmışlar. Burada sollama yapılmaz. Düz çizgi, şerit çizgisi. Geçelim sonraki sorumuza. Manevra yapacak sürücü hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevap. Arkadaşlar manevra ne bu arada? Ezbere gitmeyelim. Manevra nedir? Bir aracın bir yere yanaşması, bir yerden çıkması ya da bir yere girmesi için yaptığı hareketlerin tümüdür. Yani bir yere girerken, bir yerden çıkarken parktan, mesela aracı park ederken park yerine, park yerinden çıkarken yaptığımız şeylere ne diyoruz? Manevra. Peki burada manevra yapacak kişi ne yapmalıdır? Tabii ki doğru cevabımız A seçeneği. Ön, arka, yanlardaki trafiği kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Okey mi? Okey. İşaret verdiği anda manevraya başlamıyor. Yavaş yavaş. Kontrollü. Manevraya başladıktan sonra vermiyor işareti. Manevradan başlamadan veriyor. Manevra bitmeden işaret vermeyi sona erdirmesi de yanlış. Manevrayı bitirdikten sonra işaretten kastı ne arkadaşlar? Lambanızı yakarsınız. Gerekirse ışığınızı yakarsınız. Bunlar. Ön, arka, sağımızı, solumuzu kontrol edip gerekli trafik işaretimizde verip sinyal olabilir, ışık olabilir, onu da yaptıktan sonra manevraya başlayabiliriz. Sonraki sorumuza geçelim. Arkadan çarpma trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede noktalı yere hangisi yazılmalıdır? Tali kusur, asli kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Arkadan çarpma neydi? Asli kusurdu. Yani suçun arkadan çarpanda olduğu kusur. Şimdi bu asli kusur sebeplerinden bahsedelim kısaca. Arkadaşlar bu asli kusur sebepler çıkıyor. Burayı tek tek okumayacağım. Siz fotoğrafını alın okuyun. Zaman kaybolmasın. Bakın asli kusur yani %100 suçlu olduğunuz durumlar. Kırmızı ışık ya da dur işaretinde geçmek. Arkadan çarpmak. Geçme yasağı olan yerlerde araç sollamak. Manevraları yanlış yapmak. Şerit tecavüzü yapmak. Ters yöne girmek. Ters yöne girmenin cezası da fazla. Aynı zamanda para cezası. Unutmayın yine burada devam ediyor. Şurada bir not düşmüşüm. Sınada çıkıyor demek ki. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Eğer bir ölümlü kazaya karıştıysanız, suçlu sizseniz asli kusurluysanız sürücü belgeleriniz bir yıl süreyle geri alınıyor. Tabi onun haricinde adli süreçte de devam eder. Onu bilemeyiz biz ne kadar hapis cezası var mı yok mu onu adli süreç belirle. İkinci notumuz Takip mesafesini korumak, içkili araç kullanmak, uyuşturucu alarak araç kullanmak, hız limitlerini aşmak, aşırı yük ve yolcu taşımak asli kusur sayılmaz demiş. Şimdi arkadaşlar e, tabi bunlar suç. Fakat asli kusur olmayabilir. Şöyle ki mesela takip mesafesini korumazsınız e, ya da uyuşturucu kullanırsınız, hız limitini aşarsınız mesela daha basit bir örnek vereyim. Ama kaza yapmazsanız veya kaza yaparsa arkadan gelir bize size biri çarparsa siz suçlu olmazsınız. Bunlar çok kafanızı karıştırmasın. Şurası önemli. Bir de şu bir yıl meselesi önemli. Sonraki soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma suyu sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması gereken uygun değildir? Yanlar araç kendi standart çalışma sıcaklığına ulaşmadan hangisinin yapılması uygun değil? Ani olarak gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi, sol sinyal lambalarının yakılması, vitesi yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Doğru cevap A seçeneği arkadaşlar. Yeni nesil motorlarda bu çok önemli değil ama eski nesil en azından eski nesil motorlarda motor belli bir süre çalışmadan yani çalıştırır çalışmaz ani gaz vermeniz doğru değil. Cevap A seçeneği. Geçelim sonraki sorumuza. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sistemi ABS, start stop, hava yastı, hafızalı koltuk. Doğru cevabımız hava yastı. Arkadaşlar kaza anında şişiyor ve yolcunun ölüm ve yaralanma riskini azaltıyor. Aynı şekilde bir pasif güvenlik sistemimiz daha vardır bununla ilgili. O da emniyet kemeridir arkadaşlar. Ölüm ve yaralanmayı aza indirmektir amacı. Şudur işte hava yastığı arkadaşlar. Pasif güvenlik sistemi. Gösterge panelindeki ışığı da budur. Bazen bu da çıkıyor. Unutmayın amacı ölüm ve yaralanmayı azaltmak. Bir diğer ölüm ve yaralanmayı azaltmak için gereken sistem emniyet kemeri. Onu da unutmayın. Onu da sınavda soruyorlar. Geçelim sonraki sorumuza. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması fren sisteminde hidrolik seviyesi düşüşü veya arıza olduğunu bildirir. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bu yakıtın azaldığını, bu dörtlü şeylerin bu hararet lambası. Burada cevabımız A seçeneği oluyor. Geçelim sonraki sorumuza. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorarak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Yukarıdakilerden boş bırakılan yere ne yazılmalıdır diyor. Neyi değerlendiririz arkadaşlar iyi misiniz diye sorarak. Dolaşım, bilinç durumu, solunum, hava yol tıkanıklığı. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki B. İyi misiniz diye bir soru sorarak aslında bilincini kontrol etmiş oluyoruz hastanın. Dolaşımla alakası yok. Yine solunumla alakası yok. Hava yolu açıklığıyla alakası yok. Arkadaşlar temel yaşam desteğinde iyi misiniz diye sorarak ilk aşama zaten bu temel yaşam desteğine geçmeden önce sorulan bir soru bu. Orada da bilinç kontrolüdür. Hatta şurada ben kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bakın sorumuz şu işte iyi misiniz diyerek bilinç kontrolü yapılıyor. Şunlara da değinelim hazır sayfamızda görmüşken. Ee, bilinci yok ise sert bir zemine bunu unutmayın sınav sorusu. Yanına diz çöküyorsunuz. Boynunu boğazını saran kıyafetler kravat olsun kazak olsun çıkartılıyor. Yabancı isim ağzından çıkartılıyor. Kısaca temel yaşam desteğinden de bahsetmiş olduk. Çünkü bu iyi misiniz sorusu temel yaşam desteği öncesi yapılan bir uygulama bilinç kontrol için yapılıyor. Geçelim sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kanala abone olmanız önemli. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Sorumuza bakacak olursak, bebeklerde yapay solunum uygulaması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şıkları tek tek inceleyelim. İlk yardımcı ağzını bebeğin ağız ve burnunu burnunun içine alacak şekilde yerleştirir. Bu doğru. B. bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniye süren iki soluk verilir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani suni solunumdan bahsediyor. <laughs> Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır. Bu da doğru bir şey. Yabancı cisimler çıkartıyoruz solunuma başlamadan önce. Ve bebeğin solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrası kullanılarak bir dakika süreyle kontrol edilir. Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrasıyla mı kontrol ediliyor? Hayır. Hemlik manevrası nerede var? Tam tıkanmalarda. Fakat burada hemlik manevrası yok. Yani solunum yapıp yapmadığını kontrol etme aşamasında yok. Burası yanlış. Bir de bir dakika değil solunum. Solunum yapıp yapmadığı kişinin 10 saniye süreyle kontrol edilir arkadaşlar. Burayı bir dakika yazarak yanlış yazmışlar. Bir de hemlik yazarak yanlış yazmışlar. Biz ne arıyorduk? Yanlış olan şıkkı. Doğru cevabımız burada D seçeneği. Şimdi bu temel yaşam desteği ile ilgili çok önemli notlar paylaşacağım. Bunlardan kesin karşınıza gelir. Bebeğin ayağının altına iyi misiniz diye vurarak, pardon iyi misiniz diye sorarak yaralıya bilinç kontrolü yapılıyor. Soru 1. Bebeğin ayak tabanını hafifçe vurarak bebeklerde bilinç kontrolü bu şekilde yapılıyor. Yaralı sert zemin üstüne sırt üstü yatırılacak. Suni solunumdan temel yaşam desteğinde arkadaşlar bunlar. Başkeri çene yukarı pozisyonu verecek. Bu pozisyonu vermemizdeki amaç solunumu kontrol etmek. Yine bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye boyunca kontrol edeceğiz solunumu. Göğüs kemiği yetişkinlerde 5 santim çocuklarda 4 santim aşağı inecek solunum yapıp yapmadığı anlaşılması için. Bu da 1 bölü 3'ü kadar göğüs yüksekliğinin yetişkinlerde. 30 kalp basısı uygulayacağız. Bu işlem dakikada 100 bası. Unutmayın. Hasta yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak. Bunu geçelim. 30 kalp masajına 2 suni solunum. Yani 30 masaj 2 solunum. 30'a 2 kuralı. Bu işlem 5 tur tekrarlanıyor. Yine bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alacağız. Ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştireceğiz ağzımızı. Bunlar önemli biraz uzun oldu fakat burada Ortalama 7-8 tane soru var. Birinden biri kesin karşınıza gelir. Mutlaka buranın fotoğrafını alın tavsiyem. Ehliyet sınavında bolca soruyorlar. Geçelim sonraki sorumuza. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen kazazedeye hangi ilk yardım uygulaması yapılır? Öksürüyor, nefes alabiliyor. Bunu da ifade ediyor, söyleyebiliyor kendi ağzıyla. A) Kazazedeye dokunmadan öksürmeye teşvik edilir. B bir elin topuk kısmı ile iki kürek kemiği arasında beş kez hızlıca vurulur. C bir elin parmakları midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. D kazazedenin bacakları üzerine ata biner şeklinde oturulur. Elin topuğuyla kürek kemilerine doğru eğri baskı uygulanır. Okuma biraz hızlı olduğu için karıştı. Ama arkadaşlar doğru cevabımız burada A seçeneği. Şimdi bu tarif edilen tıkanma ne? Öksürüp nefes alıyorsa kısmi tıkanmayı tarif ediyor bize. Kısmi tıkanmada ne yapıyorduk? Hemen şurada göstereyim. Bakın kısmi tıkanma. Yani kişi öksürüyor, nefes alıyor, konuşuyorsa bu kişiye kısmi tıkanma belirtisidir bu. Ne yapıyormuşuz? Öksürmeye teşvik ediyoruz. Peki hiç nefes alamaz. Acı çeker, ellerini boynuna götürür. Fotoğrafta da görün. Konuşamaz rengi de mor almışsa buna hemlik manevrası uyguluyoruz. Bu da tam tıkanmadır arkadaşlar unutmayın. Kısmi itkanma, tam tıkanma tam tıkanma. Tam tıkanmada hemlik kısmı tıkanmada öksürmeye teşvik var. Unutmayın. Arkadaşlar ehliyet sınav soruları uygulamamız var biliyorsunuz onu mutlaka indirin. Videonun açıklama kısmında var. Oradan deneme sınavlarını sınava girmeden mutlaka çözün. Geçelim sonraki sorumuza. Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü hangisini kontrol etmelidir? Araç imalat belgesi, motorlu taşıt motorlu araç trafik belgesi, araç tescil belgesi, sürücü belgesi. Doğru cevabımız ne? B seçeneği. Buraya örneğini koydum ben hemen o fotoğraf normalde soruda yok ben koydum. Bak burada ne yazıyor? Motorlu araç trafik belgesi. Motorlu araç trafik belgesini kontrol edecek. Burada muayenenin tarihi yazar. Nerede yazar? Bak burada arkadaşlar. Her muayeneye götürdüğünüzde buraya kaşe basarlar. İşte tarih atarlar filan falan. Mesela bu yıl burayı doldurur. Seneye burayı. Sonraki sene burayı şeklinde muayenelerde yapıyorlar. Peki şunu bilelim. Bu çıkıyor. Ara, otomobillerde bir yaş sonrası muayene kaç yılda bir yapılıyor? Tabii ki iki yılda bir yapılıyor. İlk muayenesi üç yaşında. Sonra da her iki yılda bir. Bunu da unutmayalım. Gelsin sonraki sorumuz. Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları, yardımcı olmaları mecburidir. Beyaz baston taşıyanlar, evet görme engelli arkadaşlarımız, karayollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan kollarında bir yayanın veya bir köpeğin yardımıyla yürüyen, yani burada görme engelli arkadaşlardan da duyma engellilerden bahsetmiş genel olarak, Üçü de doğru arkadaşlar. Bunun üçünde de görme ya da işitme engelli biri olursa yardımcı oluyoruz. Mümkün mertebe gerekirse aracı durdurup yardımcı oluyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Arkadaşlar trafik sorular dikkat isteyen sorulardır. Basittir fakat dikkat ister. Yani anlatacak çok fazla şey yok. Fakat soruyu siz dikkatli okusanız yapabilirsiniz. Onun için çok fazla buralarda konu anlatımı yapmıyorum. Ama bazı ihtiyaç olan yerlerde de konu anlatımı yapıyorum tabii ki. Fakat bu işin özünde soruları dikkatli okumak var. Sorumuza dönelim. Kara Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması. Bu doğru bir davranış. B. Kavşaklarda demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracın geçilmesi. Bakın dikkatli okuyun. Bu doğru mu? Hayır. Bu yanlış. Şimdi yaşıklar tek tek okumayalım uzatmayalım. Arkadaşlar bakın şu cevabımız 5 seçeneği yanlış olanı arıyoruz. Ne demiş? Kavşak demir yolu geçitlerine yaklaşırken. Arkadaşlar önceki aracı geçmenin yasak olduğu yerler neresiydi? Sınavda çıkıyor aklınızda tutun. Kavşaklar. Bakın. Demir yolu geçidi. Hem zemin geçit. Yaya geçidinde. Okul bölgesinde. Tepe üstlerinde. ilerisi görünmeyen virajlarda. Tünel işlerinde. Öndeki araç geçmek yasaktır. Bunları da unutmayın. Bunlar çıkıyor sınavda. Burada adam öndeki aracı geçmesi doğru davranış değil. Bizim aradığımız şıkkımız bu. Şimdi geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Yakıt tüketiminin azalması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, zararlı gaz salınımının artması. Trafik yoğunluğunun azalması. Doğru cevabımız çok basit. C seçeneği. Zararlı gaz salınımının artması. Arkadaşlar özel araçlar çok kullansın O zaman ne yapıyoruz? Toplu taşımayı, tramvayı, otobüsleri kullanmak önemli. Niçin? Doğa için, dünya için, Türkiye için. Sonraki soru gelsin. Basit sorular arkadaşlar detaylıca anlatmıyorum. Ama öğrenmeniz gereken detaylı sorular detaylıca anlatıyorum. Onun için böyle sorularda zaman kaybetmeyelim. Bu basit bir soru. Geçelim hemen. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücüler için hangisini yapması yasaktır? Kazaya karar aracın değiştirilmesi, olayı en kısa zamanda yetkililere bildirilmesi, trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar konulması, istenildiği takdirde bilgi ve belgelerin kaç tarafa verilmesi. Arkadaşlar belgeler istiyorsa kaç tarafa vereceğiz? Sigorta kayıtlarımızı, donaklarım. Işıklı yansıtıcı cihaz koyuyoruz zaten şehir içinde 30 şehir dışında 150 metre mesafeye. Yetkililere bildiriyoruz olayı. Aracın yerini değiştirmiyoruz. Yani tutanak tuttuktan sonra değiştirebilirsiniz. Fakat değiştiremezsiniz burada ölümlü kaza. Çünkü ölümlü kazalarda asla ilgili trafik ekibi gelmediği sürece aracın yerini değiştirmemeniz gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme araç gereçlerden değildir? Üçgen reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, sarı ışık dönerli uyarı lambası. Şimdi arkadaşlar otomobili soruyor. Burada önemli bu. Kamyonu sorarsa durum değişir. Üçgen reflektör zorunlu, ilk yardım çantası zorunlu, yangın söndürme cihazı zorunlu. Bu dönerli uyarı lambası zorunlu değil. Cevabımız D seçeneği. Şimdi bu otomobillerde bulunması gereken zorunlu teçhizatlara hızlıca göz atalım. Arkadaşlar bakın takograf kimde bulunacak? Otobüs, kamyon ve çekicide Unutmayın bunu sormuşlardı. Takograf hangi araçlarda bulunur? Otobüs, kamyon, çekici. Unutmuyoruz. Dikkat etmeniz gereken şey şu: Otobüs, kamyon, çekici de bulunur. Bunu ayrıca sormuşlardı. Özellikle dikkat edin. Arkadaşlar bu nedir? Bu raporlama sistemidir işte. Aracın hızını ne kadar kullanıldığını, hangi şoför tarafından kullanıldığını raporlayan bir sistem bu takograf. Detayına bakmak isterseniz Google'a yazın bakın. Taksimetre taksilerde zorunlu. Yangın tüpü bak hangilerinde zorunluymuş? Otomobil, minibüs, kamyon, otobüs, kamyon çekicilerde, tehlikeli madde taşıyan araçlarda. Neredeyse tüm araçlarda yangın tüpü zorunlu. Sadece kimde yok? Motosikletlerde, traktörlerde aklıma gelenler bunlar. Bunlar da zorunlu değil yangın tüpü. Yine reflektör zorunlu hepsinde. Stepne yine burada yazdım. Bu takos yine şurada azami ağırlığı 3.5 tondan fazla olan araç ve remarklarda oluyor. Şimdi şuraya geçelim. Yine ilk yardım çantası tüm araçlarda zorunlu. Motosiklet ve iş makinesi ya da traktör hariç. Yine bu da şu uyarı şeyi de otobüs kamyon çekicilerde zorunlu. Yine bulundurulması gereken diğer malzemeler burada arkadaşlar. İşte çekme atıp pense falan falan yazıyor. Bunlar çok önemli değil. Fakat siz her araçta bulunması gereken ilk yardım çantasını, reflektörü, yangın tüpünü bilin. Şunlar da bilin. Bak şunu sormuşlardı dedim ya. Takografı unutmayın. Geçelim sonraki sorularımıza biz. Değerli arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizler ne kadar çok videoları beğenirseniz ben o kadar çok motivasyon oluyor daha fazla video çekiyorum. Sorumuza dönecek olursa aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret lefasıdır? Arkadaşlar bu lefaları öğrenmeniz için tek yöntem. Sık sık bakacaksınız her gün çok çıkan lefalara. Bunun içinde bizim uygulamanın içerisinde var arkadaşlar sık çıkan levhaları uygulamanın konu anlatım bölümüne koydum. Uygulamayı indirin. Yorum kısmına, açıklama kısmına videonun koydum. Uygulamanın linkini indirirseniz orada sık çıkan defalar görürsünüz. En azından günlük bakarsanız 15-20 gün boyunca aklınızda kalır. Yoksa aklınızda kalmaz. Bu sorumuzun cevabı A seçeneği arkadaşlar. İki yönlü trafik işaret levhası. Bu ne? Daralan kaplama. İki yönden daralan. Bu dikkat yani bu iki bunun yanında bir işaret daha olur. Bu dikkat işareti. Bu da sağ tehlikeli devamlı virajlarda gösteriyor. Cevabımız A seçeneği. Sonraki sorumuz gelsin. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? 1, 2, 3, 4. İnceleyelim araçlarımızı tek tek. Bir de bir hata var mı? Bir numara gayet mütevazi şekilde yoluna devam ediyor. İki de bir sıkıntı var mı? Hayır. Bu da yoluna devam ediyor. 3'e bakalım. Evet 3 buradan sollamaya girmiş. Peki doğru cevabımız bu. Neden bu? Şu ki arkadaşlar şu çizgiyi görüyor musunuz? Hatta şurayı sileyim de karışmasın. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Düz çizgi. Bakın düz çizginin bulunduğu bölgede bu araçlar. 2, 3, 4. Yani bu araçlar sollama yapamaz. Fakat 3 numaralı aracımız ne yapıyor? Sollama yapıyor. O halde hatalı davranmış oluyor kesik çizgi olsaydı sollama yapabilirdi. Geçelim sonraki sorumuza. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar ölüm sonuçlanan kaza yani bir ölümlü kazaya karıştığınızda asli kusurluysanız 1 yıl süreyle sürücü belgeniz geri alınır Bununla ilgili şurada bir hemen Bari sürücü belgesinin geri alınması ile ilgili bir iki Konu anlatayım size çıkıyor çünkü Arkadaşlar yine aynı şekilde sürücü belgesinin geri alınması durumu bir de Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı durumunda oluyor O da arkadaşlar uyuşturucu kullanımda 5 yıl süreyle alınıyor sürücü belgeniz Yine aday sürücülük süresince uyuşturucu kullandığınız tespit edilirse sürücü belgeniz iptal ediliyor Burada da ölümle sonuçlanan kazalarda asli kusurluysanız bir yıl süreyle sürücü belgeniz geri alınıyor. Bunlar da en azından sınavda çıkan sürücü belgenin geri alınması konularıydı. Geçelim sonraki sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, eklemlerin düzeltildikten sonra tespit edilmesi, çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması, bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Doğru olanı nedir? D seçeneği arkadaşlar. Çıkık bölgenin nabzı, deri ve ısı kontrolünün yapılması. Çıkıkları, kırıkları yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Mümkün mertebe tespit ediyoruz, düzeltme arkadaşlar düzeltme yapmıyoruz. Yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi organlar dışarıya çıkmış organlar da yerine koymaya çalışmıyoruz. Yine masajda yapmıyoruz. Zarar verebiliriz. Yani orada kemikte bir şey varsa kıkırdakta filan daha çok zarar veririz. Kuvvetli masaj özellikle. Şu kısım yanlış kuvvetli masaj. Şimdi çıkıklara kısaca da değinelim tekrardan. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak. Bakın arkadaşlar bu çıkıyor. Çıkın tanım. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir? Sorumuz bu. Ne denirmiş? Çıkık. Kalıcı bak. Kalıcı olarak ayrılmasına çıkık denir. Çıkık belirtileri yine ağrı, şişli, işlev kaybı, eklem bozukluğu. Çıkıklarda ilk yardım. Eklem aynen olduğu şekilde tespit edilir. Hareketi engellenir. Mümkün belki tabi hareket ettirmiyoruz. Yerine oturtmaya çalışmıyoruz. çıkığı. Ağızdan herhangi bir sıvı, katı bir şey vermiyoruz bölgede nabız ve deri ısı kontrolü yapılıyor. Arkadaşlar her zaman kuralımız neydi? Kırıklarda, çıkıklarda yerine oturtma, düzeltme gibi işlem yapmıyoruz. Yine yabancı cisim batmışsa yabancı cismi çıkartmaya çalışmıyoruz. Yine herhangi bir organ yaralanmasında organlar dışarıya çıkmışsa yerine koymaya çalışmıyoruz. Bunlar anahtar kelimelerimiz. Geçelim sonraki sorumuza. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de biliyorsunuz uygulamamız var. Uygulamayı da indirip mutlaka oradan da soru çözün. Video izlerseniz günlük bir tane. Gidip uygulamadan da 150-200 tane soru çözerseniz bu işi halledersiniz. Kazanmanız kesinleşir yani öyle söyleyeyim. Uygulamanın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram'dan da bizi takip edin. Instagram'da da bazen soru çözümleri oluyor. Çözeme anlayamadığınız yer varsa arkadaşlar videonun yorum kısmından sorabilirsiniz. Mutlaka cevaplıyorum. Sorumuza dönelim. Hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yara içinin kurcalanması doğru mu? Hayır arkadaşlar. Yarada kanama varsa durdurulması evet. Yaralının üzerine tamuk, pamuk, pamuk arkadaşlar yapışıyor biliyorsunuz zaten kapatmıyoruz bir bezle kapatmak daha mantıklı sargı bezi. Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkartmıyoruz. Bu da yanlış. Doğru cevabımız ne B seçeneği. Arkadaşlar yaralarda yaraların içini kurcalamıyoruz. Bir kesici yap. Yabancı cisim var ise çıkartmıyoruz. Kırıksa kırığı doğrultmuyoruz. Çıkıksa çıkığı doğrultmuyoruz. Doğrultmaya çalışmıyoruz. Bu önemli. Bunlar sınav soruları. Söylediğim her şey sınav sorusu. Ekstra özellikle söylediklerime dikkat edin. Sonraki sorumuza geçelim. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasında birinci turunda yapılan kalp masajı suni solunum sayısı doğru olarak verilmiştir. 10'a 1, 20'ye 1, 30'a 2, 42 Doğru cevap nedir? Çok basit bir şekilde C seçeneği Hocam nasıl basit İşte daha önce eskiden beri videolarımı izleyenler bilir Hemen şunu ben size veriyorum Buradan kesin soru çıkar İşte bizim sorumuzda neydi 30'a 2 Bak bize sorulan buydu 30 kalp mesajına 2 sonu sonu. Sorumuza dönelim bak 30'a 2 İşte bu sayfadan mutlaka soru gelir karşınıza Kişiye iyi misiniz diye sorarak bilinç kontrolü yapmış oluyoruz. Yine sert zemin üzerine yatırılmalıdır kişi. Baş geri çene yukarı pozisyonunu, vaktinle hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol. Yine göğüs kemiği 5 santim yetişkinlerde, çocuklarda bebeklerde 4 santim. Unutmayın. Buradan bu sayfanın fotoğrafını alın bu sayfadan kesin bir soru var. Geçelim sonraki sorumuza. Normal insanda vücut ısısı ne kadardır? 35 derece, 36,5, 37,5, 38. Evet arkadaşlar, normal bir insan vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. Üstü ateştir, altı da yine ateştir. Geçelim sonraki soru. Altı da donmadır. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir, aracın yük ve ağırlığı arttırılır. Motor devri daima yüksek olsa ta, sarfiyat olur, tasarruf olur mu? Hayır. Yoğun olduğu yerler seçilirse trafikte yine tasarruf olmaz. Daha çok artar yakıt tüketiminiz. Yüklü olursa yine artar. Fakat B seçeneği lastiklerin olması gereken durum dolması tasarruf sağlar. Nasıl arkadaşlar şöyle. Hava basıncını lastiğe az vurursanız eğer yakıt sarfiyatı artar. Temas artacağı için yerle. Olması gereken ideal noktada olması. Araçtan araça değişiyor bu ideal nokta. Eğer ideal noktada lastik havası vurursanız aracınıza o zaman yakıt sarfiyatı tasarrufu yapmış olursunuz. Geçelim sonraki sorumuza. Araca bağlanan römokta aşağıdaki ikaz sistemlerinden hangisinin çalışır durumda olması gerekmektedir? Korna, yağ lambası, şarj lambası, park lambası. Doğru cevabımız E seçeneği park lambası Arkadaşlar römorklarda biliyorsunuz şurada göstereyim hemen araca bir römork bağlandığı zaman elektrik bağlantısının yapılması gerekiyor. Bunu sınavda soruyorlar. Dolayısıyla sorumuzda da ne demiştim mesela? Elektrik bağlantısını yapmalısınız ki park lambası yansın. Yani park lambasının yanması için bunu yapmanız gerekiyor. Geçelim sonraki sorumuza. Arkadaşlar bunları okuyun ikaz aydınlatma sistemini çıkar sınavda. Şimdi biz geçelim bunu. Fakat siz okuyun bu videoyu durdurup burayı. Araçların lastikleri ne zaman kontrol edilir? Günde bir, haftada bir, altı ayda bir araca binileceği zaman. Doğru cevap. D seçeneği. Arkadaşlar araç lastikleri her araca bindiğinizde kontrol ediliyor. Unutmayın bu sınav soru, ehliyet sınavında bolca geliyor bu soru. Arkadaşlar videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir de videonun açıklama kısmını mutlaka bakın orada instagram sayfasının linki var aynı zamanda bizim bir uygulamamız var soru çözüm uygulamamız onun linkini de açıklamaya bırakıyorum uygulamayı indirin instagramdan da bizi takip edin videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar benim için de motivasyon olur hızlı bir şekilde sorularımızı çözmeye devam edelim. Radyatör kapağının arızalı olması hangisine neden olabilir? Motor soğuk, motorun soğuk çalışmasına, motorun hararet yapmasına, fren hidroliğinin azalmasına, bijon somunlarının gevşemesine. Doğru cevabımız B seçeneği. Radyatör kapağı arızalı ise motorun hararet yapmasına sebep olabilirsiniz? Şurada da arkadaşlar B seçeneği. Şurada da geçelim bakın motorun hararet yapması sebepler. Kapak bozuk olursa bak gördünüz mü? sorumuz neydi? Arızalı olması durumunda. Diğer hararet yapma sebepleri burada var. Şu an tek tek okumayalım zaman kaybetmemek için. Fakat siz bunları okuyun sınavda çıkıyor arkadaşlar. Bir de şu var, hararet göstergesi ışığı. Bunu da gördüğünüz zaman araç hareket halindeyken aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Bunu da öğretmiş olalım. Geçelim sonraki sorumuza. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yolunun yabancı cisim kaçması, kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Yani bilinç kapalı ise dil geriye kaçarak solunum yolunu tıkayabilir diyor. Bu durumda kazazeden boyun travması yoksa burası önemli. Nokta nokta pozisyonu verilir. Şok, oturuş, yarı yüzü koyun, baş geri çene yukarı. Solunumla alakalı arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği baş geri çene yukarı pozisyonunu veriyoruz bu tür kişiye. Şimdi baş geri çene pozisyonu nasıl? Hangisi şu? Sınavda bazen bunu veriyor. Bu pozisyonun ismi nedir diyor. Neymiş bu pozisyonumuz için? Baş geri çene yukarı. Bu pozisyonu kişilere niçin veriyormuşuz? Solunum yolunu kontrol etmek için. Solunum tıkanıklığına bakmak için. Hava yolu açıklığını sağlamak için. Unutmayın. Burada yazıyor. Baş geri çene yukarı pozisyonunun aşamaları unutmayın. Bu pozisyon hava yolu açıklığını sağlamak için yapılan bir pozisyondur. Yalnız omurilik şey boyun bölgesi boyun travması olmayacak kişide. Yani boyun travması varsa omurilik zarar görebileceği için şu pozisyonu vermeniz doğru olmaz. Geçelim sonraki sorumuza. Evet. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Ne kadar çok beğen olursa benim için o kadar iyi ve motivasyon oluyor. Burkulma. Burkulma şıklar okuyalım da anlatacağım bunu. Sıkıştırıcı bir bandajda burkulan bölgenin tespit edilmesi, şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi, burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi, boğucu, sargı yani turnike uygulanması. Doğru olan arıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar bir bandajla burkulan bölgeyi sabitleyip tespit ediyoruz. Aşağı indirmek doğru değil. Hareket ettirmek sürekli yanlış. Yine turnike de burkulmalarda doğru değil. Turnike nedir? Ee, uzuv kopmalarda, büyük kanamalarda yapılıyor bildiğiniz üzere. Arkadaşlar burada burkulma ile ilgili şunlardan bahsettiğim ben size çıkıyor çünkü. Eklem yüzeyle anlık olarak ayrılmazdır. Hop sınav sorusu 1. Bakın anlık olarak ayrılması burkulma. Bu bir sınav sorusu. Burkulma belirtileri ağrı, şişlik, kızarma, işlev kaybı. İlk yardım nasıl olacak? Burkulan bölge tespit edilecek. Şişliği azaltmak için yukarı kaldırabilirsiniz. Bak aşağı değil yukarı. Hareket ettirmeyeceksiniz. Tıbbi yardım isteyeceksiniz. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? A) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması, B) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması, C) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi, D) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Arkadaşlar kırık çıkıklarda biliyorsunuz önemli olan tespittir doğrultmaya çalışmıyoruz, kırık, çıkık, burkulmayı bunlar önemli. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Bu yanlış. Temiz bir bezlek Bu doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Yaralı bölgeye mümkün mertebe hareket ettirmiyoruz. Yanlış. Sert de kullan kaplaması da yanlış. Şimdi arkadaşlar kırık çıkıklarda, burkulmalarda tedavi nasıl olacak? Sorulan buydu arkadaşlar. Yaralı bölge sabit tutulmalı. Varsa temiz bir bezle kapatıyoruz üzerine yumuşak malzemeyle kaplanmalıdır bakın. Nasıl bulunduysa öyle tespit edeceğiz arkadaşlar. Önemli şey bu. Kesinlikle kırılmış eli yani herhangi bir kemik dışarı çıkmış böyle onu düzeltmeye çalışmıyoruz. İkinci bir hasar veririz. Yine e, bu buradaki tespitlemede şu şekilde olacak. Hareket ettirmeden burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri içerecek şekilde tespit yapılıyor arkadaşlar. Bunlar önemliydi. Hareket ettirmeme, yumuşak zem, yumuşak malzeme ile kaplama, nasıl bulduysak öyle tespit etme, bölgeyi temiz bir bezle kapatmak önemli bu konuda. Geçelim sonraki konumuza. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. Gördüğünüz üzere elini bir şu indirip kaldırıyor bu şekilde bir hareket yapıyor. Arkadaşlar bunu öğrenmenin kolay yolu tabii ki cevap C seçeneği. Zaten siz de günlük hayatta gözünüzde canlandırırsanız yavaşlıyor filan. Şimdi bununla ilgili şuna fotoğrafını alın telefonunuzda dursun. Bunu öğrenmenin kolay yolu bu fotoğrafa her gün bakmak. Çünkü burada neyi soruyorlar? Duru soruyorlar, yavaşlayı soruyorlar. Geceleyin geçi soruyorlar genelde ya da gecedir. Ya bunların Hepsini sorabilirler ama en çok da şunları soruyorlar arkadaşlar. Şu dört tanesini, beş tanesini. En azından bunları bilin, diğerlerini bilmeseniz bile işinizi görür. Sonraki sorumuza geçelim. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir? Takip mesafesi kuralına uyulmaması, görüş mesafesinin kötü olması, öndeki aracın durması, havanın yağışlı olması. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Arkadaşlar bir arabaya arkadan çarpıyorsanız takip mesafesine uymadığınızdan dolayıdır. E hocam ama öndeki araç da ani fren yaptı. Arkadaşım yapabilir öndeki araç ani fren. Belki de onun da önüne ani bir insan çıkmıştır, hayvan çıkmıştır. Ani fren yapmak zorunda kalmıştır. Trafik kanunu bize ne diyor? Tüm bu ihtimalleri düşünerek öndeki araçta mesafeyi koru diyor. E nasıl koruyacağız mesafeyi? İşte şuradan anlatacağım şekilde. Hızınızın yarısı kadar arada metre bırakacaksınız. Yani 50 ile gidiyorsanız 25 metre mesafe bırakacaksınız. 100 ile gidiyorsanız 50 metre mesafe bırakacaksınız. 60 ile gidiyorsanız 30 metre mesafe bırakacaksınız. Eğer bu standart mesafeyi bırakırsanız öndeki araç ani fren bile yapsa siz kurtarabilirsiniz çarpmadan bu durumu. Zaten o hesaplanmış bir durum arkadaşlar. Takip mesafesi neymiş? Öndeki hızımızın yarısı. Tek bir istisna var. Sınavda da çıkar. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bu hız en az 50'dir bu mesafe. Yani tehlikeli madde taşıyan araç 50 ile gidiyor. Öndeki araçta kaç metre mesafe bırakacak? 52'ye bölelim 25 diyebilir miyiz? Hayır. Niye diyemeyiz? Çünkü orası en az 50. Unutmayın bunu. Sık sınavda sorarlar. Bir de sınavda şunu soruyorlar takip mesafesiyle ilgili. Kol ve grup halinde seyreden araçlar yani konvoylar filan takip mesafesinden az olmamak kaydıyla. Bakın takip mesafesi zaten koruyacaksınız. Başka araçların güvenle araya girip çıkacağı kadar boşluk bırakmalıdır. Bu da bir sınav sorusuydu aynı zamanda. Sonraki sorumuza geçelim. Şekildeki gibi kavşakta karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Yaya, traktör, otomobil, bisiklet. Motorsiklet pardon. Arkadaşlar burada geçiş hakkı tabii kimdedir? Yayadadır. Bir yerde yaya varsa yaya söz konusu ilk geçiş hakkı ona aittir. Diğerlerine bakmıyoruz bile. O unutmayınız. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt veya üst geçitlere. İki tane kişi var elinde çanta. Arkadaşlar bu okul geçidi. Öğrenciler temsil ediyor. Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir. Şimdi okul geçidi ile ilgili karşımıza neler çıkabilir? Onlara da değinelim hızlıca. Geçelim. Şimdi arkadaşlar okul geçidi lefamız şudur. Şu lefa ise yaya geçidi lefasıdır. Okul geçidinde hız sınırımız 30'dur. Okul geçidinde arkadaşlar önde kararı sollamak yasaktır. Okul ve yaya geçitlerinde ikisinde de sollamak yasaktır. Bir diğer husus okul geçitlerinde yaya geçitlerinde önce yayanın ya da öğrencinindir yol hakkı. Bunları da unutmayalım sınavda çıkıyor. Sonraki sorumuza geçelim. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmalar durumunda ilk geçiş hakkı nasıl olmalıdır? Ambulans, polis aracı, iş makinesi, itfaiye aracı. Bu araçların hepsi geçiş üstünlüğüne sahip araçlar. Karşılaşmışlar hangisi önce geçecek? Tabii ki ambulans arkadaşlar. Ambulans can taşıdığı için, hayat kurtardığı için öncelik onundur. Şimdi bunların bir sıralaması var. Şuraya dikkatle bakalım. Biz buna CIPS kuralı diyoruz. Baş harflerini birleştirince C, I, P, S. Bak şurada. Cips. Yani bu sıralamayı gösteriyor. Eğer bu araçlar karşılaşırsa önce can kurtaran geçecek. Sonra itfaiye, sonra polis, sonra sivil savunma aracı geçecek. Unutmayın. Bir de bununla ilgili bilmeniz gereken bu geçiş üstünlüğü meselesinde şu var. Geçiş üstünlüğünü sadece bu araçlar görev halinde kullanabilir. Bir diğer husus ise bu araçlar geçiş üstünlüğü kullanırken kimsenin can ve mal güvenini tehlike atmamalıdır unutmayın. Şuraya da yazdığım yazıları okuyun. Bunlar da geçiş üstünde sahip araçlardır. Sınavda çıkıyor. Sonraki sorumuza geçelim. Yine işaretlerle ilgili. Hangisi girişi olmayan yol defasıdır? Değerli arkadaşlar. Aslında bunlarla ilgili günlük hayattaki yollardan da fotoğraf çekmek istiyorum ama pek vaktim olmuyor. O zaman daha iyi anlarsınız. Şimdi Google'dan bir tane fotoğraf buldum. Bu lefayı nerede görürsünüz günlük hayatınızda? Tek yönlü yollarda genel olarak olur. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar bu sorumuzda. A seçeneği bu diğer levhalar tek tek söyleyeceğim. Şimdi onlara geçmeden önce şu girişi olmayan levha nerede görürüz günlük hayatta? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar şu. Hemen ben Google açtım. Bakın burada levhamız ne görünüyor? Girişi olmayan yol levhası bakın. Ama araç ters yöne girmiş. E ee, tabii ki ceza var. Arkadaşlar bir de ters yön cezası çok fazla. Onun için kesinlikle böyle bir iş yapmayın. Sakın sakın. Muhtemelen bu yol sadece geliş için ayrılmış bir yoldur. Neyse sorumuza dönelim. Günlük hayatta bu şekilde görürsünüz. Sorumuza dönecek olsak peki, e, diğer şıkları da inceleyelim tek tek. Şimdi arkadaşlar buranın fotoğrafını alasınız diye yazdım ben bunları. En azından bu lehaların fotoğrafını alırsanız çünkü akılda kalmıyor. 15-20 tane çok çıkan leha var. Bu fotoğraflara her gün şöyle göz ucuyla telefonda, Instagram'da geziyormuşçasına, story <laughs> kaydırıyormuşçasına baksanız bile aklınızda kalır. Ama her gün bakmalısınız. Giriş olmayan yol. Kontrolsüz kavşak. Öndeki taşlı geçmek yasaktır. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. 4 levhamızın 4 çıkkımızın açıklaması bunlar. Sonraki soruya geçelim.